bırakmak anlamında. Bunu senden istemeyeceğiz. Tecil telkin mekanizması getirilmiştir. 11.1c'de. Teslimi yapan imalatçı olacak. Kendi ürettiği ürün olacak, ihraca konu ürün. Ve bunun üzerinde ihracatçı tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacak. Sadece ambalajlayabilir. Mesela dökme şeker alın, onu çuvallar. Çuvalı, ambalaj malzemesini ancak ihraç kayıtlı alabilir ve çuvallanmış halde ihraç ettiğini belgelerse, ki belgeleyebilir, gümrük beyannamesinde öyle yazar, işte 50 kiloluk çuvallarda diye. Bu şekilde eğer işlem gereğen ettiyse, tecil terkim işlemi yerine getirilir. Onun için bunun üstüne basa basa niçin böyle söylüyorum? Bazı imalatçılar kendisi üretmediği, kendi üretim konusu içinde olmayan malı da alıyorlar. Kendi ürettiğiyle birlikte ayrı ayrı kalem, mesela 3 kalem sipariş almış, 2 kalemini kendisi üretmiş, 1 kalemini dışarıdan satın almış, kendi üretmediği ürün ve 3'ünü de aynı faturada ihraç kayıtlı teslim olarak yapıyor. Bunu yapamaz. Sadece kendi ürettiği iki kalemi ihraç kayıtlı teslim edebilir. Dışarıdan eğer temin ettiyse onu ihracatçıya katma değer vergisi tahsil ederek teslim edebilir. Bildiğiniz gibi ihraç kayıtlı teslimlerde faturayı nasıl düzenliyoruz? Bir kere katma değer vergisi mutlaka hesaplıyoruz. Neden hesaplıyoruz? Çünkü o teslim katma değer vergisinden istisna değil. O teslim yurt içi teslimidir. Çünkü ihracatçı da bu ülkede tam mükellef bir kurumdur. Yurt içi teslim olduğu için katma değer vergisine tabidir. Katma değer vergisi hesaplanır ve faturanın üzerine şerh yazılır. Denir ki 3065 sayılı yasanın 11.1c maddesi gereğince ihraç kayıtlı teslim edilmiştir. Katma değer vergisi tahsil edilmemiştir. Bu şerhi koyar aslına ve suretlerine geçmek üzere. Neden bu şerh koyulur? Çünkü faturanın muhatabı bu şerhi gördüğü takdirde o katma değer vergisini ne yapmayacaktır? İndirmeyecektir. Ve fatura biliyorsunuz borçlandıran belgedir. Ne kadar borçlanmış olacak? Teslim edilen malın bedeli kadar. Yani katma değer vergisinin masrafı kadar. İmalatçıya borçlanacak, ihracatçı, katma değer vergisini borçlanmayacak. Dolayısıyla bu şerh bunun için koyulur ki karşı tarafta indirmesin, ihracatçı indirmesin bu şerh varken. Dolayısıyla indirmesi demek ödemediği KDV'yi indirim konusu yapacak ve devletin katma değer vergisini ziya uğratacak anlamında bu tedbiri almıştır, kanun koyuldu ve şekli de bu şekilde tespit etmiştir. İhraç kayıtlı teslim de eğer zamanında ihracat gerçekleşmezse zamanı ne zaman? 3 aylık süre içerisinde ihracatçı imalatı gerçekleştirmek durumunda. Tebliğde onu açıkça şöyle yazılmıştır. Teslimin yapıldığı dönemi takip eden 3 ay içinde. Yani Haziran ayının 20'sinde teslim yapıldıysa eğer Temmuz, Ağustos, Eylül sonuna kadar bu ihracatın gerçekleştirilmesi gerektiğini düzenlemiştir. Buyurun. İş ticaret şirketlerinin kuruluş tarihi oradan mı acaba? İş ticaret şirketleri. Yani bu ihraç kayıtlar bizler için farklı. İş ticaret şirketleri kapalı değil. Farklı. Geleceğiz ona. Şimdi 3 ay içerisinde ihracatı gerçekleştirmek durumunda. Eğer ihracatçı 3 ay içinde çeşitli sebeplerle işte gemi gelmedi, bilmem ne oldu, karşı tarafta harp da var biliyorsunuz şimdi buralarda. Gerçekleşmediyse mücbir sebepler hariç, onlar her zaman geçerlidir. Vergi dairesine müracaat ederek, yani sürenin dolumundan itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine müracaat ederek ihracatçı birer ay süreyle ek süre alabilir. 3 ay birer ay süre olmak üzere 3 ay 3 aylık sürenin üzerine 3 ay daha ek süre alabilir.
Eğer 6 ayın sonunda da ihracatı gerçekleştirmez ise eğer tecil terkin işlemi iptal olur. İmalatçı zamanında hesapladı ve tecil terkin talebinde bulundu ya, o işlem iptal olur. O teslimi yaptığı dönemde hesaplanan KDV olarak katma değer vergisi beyanını düzeltir. İhracatçı da o 6. ayın sonu, diyelim ki Ekim ayında bu teslim yapıldı, sonraki yılın Mayıs ayında da ihracatın gerçekleşmediği anlaşıldı ve bu düzeltme işlemleri Mayıs ayında yapsak bile imalatçı ne zaman yapacak, hangi dönemde teslim ettiyse Ekim ayında beyanını düzeltecek, tecil terkin işleminden vazgeçecek, o teslime isabet eden karar olan kısımdan vazgeçecek ve düzeltme beyannamesi verecek. O dönemde düzeltecek. Ziya uğratılan vergi varsa aylık %1,40 oranında gecikme zammıyla devlete vergiyi ödeyecek. İhracatçı tabii faturadaki KDV'yi imalatçıya ödeyecek. Ödediği dönem sonraki yılın Mayıs ayı dahi olsa, Mayıs ayında o geçen yılki Ekim ayındaki faturadaki KDV'yi indirecek. Şu çağrıştı hemen kafanızda. Biliyorsunuz indirim maddesi neydi? Takvim yılı aşmamak kaydıyla kaydedildiği dönemde indirilir. Tabii takvim yılı aştı ama ihracatçı bunu Ekim ayında aldığında, Ekim ayında bu faturayı kayıtlarına aldı. Üzerinde KDV de belli. Ne yapacak? Mayıs ayında imalatçı ödediği KDV'yi ödeyecek. Şimdi sistem böyle çalışıyor özetle. Yani tecil terkin sistemi çalışıyor öteden beri. Bir de biliyorsunuz 29 Ağustos 1998'de meşhur Temiz El Kanunu diye 4369 sayılı yasamız yapıldı ve reform diye o zaman yapıldı. Orada katma değer vergisi kanununa geçici 17. madde eklendi. Geçici 17. maddenin eklenme sebebi de şudur. İhracatçıya hani demişti ya, sen ihraç ettiğin ürün için KDV ödemeden bu ürünü sana alma imkanı veriyorum, onun KDV finansmanına katlanma. Bunu bir KDV'de geriletti. Dedi ki o ihraca konu ürünü imal edenler, ürünün bünyesine giren ham maddeleri temin ederken temin ettikleri yere katma değer vergisi ödemeden imalatçı da ham maddesini alabilsin. Yani imalatçı da o KDV'nin finansman yükünden kurtulsun. Kademeli bir şey. Geçici 17'nin biliyorsunuz sürelidir. En son 2015'e uzatıldı geçerli süresi. Gerek duyulursa daha da uzatılır. Şimdi sistem de şu. Bir kere dahilde işleme izin belgesi alacak ki imalatçı, ihracatçı firma dahilde işleme izin belgesi alacak. Dahilde işleme izin belgesi bir taahhüttür bildiğiniz gibi sevgili meslektaşlarım. Diyor ki imalatçı, ihracatçı, ben takım elbise üretiyorum. 100 bin tane sipariş var elinden. 100 bin tane takım elbiseyi ihraç edeceğim. Bunu taahhüt ediyor. Yani 100 bin tane takım elbisenin üretimini gerçekleştireceğim ve ihracatını da gerçekleştireceğim. Bu 100 bin takım elbiseyi benim üretmem için kaçtan çıkıyor? 2.40 mı? 240 bin metre kumaş kullanacağım. 240 bin metre kumaş kullanacağım. İşte 80 bin metrede astar kullanacağım. 240 bin metre kumaşı da 80 bin metre astarı da katma değer vergisinden ödemeden almak istiyorum. Bu taahhüttür. Yani bir tarafta 100 bin takım elbiseyi üretip ihraç edeceğini taahhüt ediyor. Bunun karşılığında da o kumaşları KDV ödemeden hem imalatçısından satın alma veya şimdi tebliğde değişiklik yapıldı, bu tebliğde evvelden
kumaşın sadece imalatçıları dip kapsamında teslim yapıyordu. Bu tebliğle imalatçı olma şartı aranmaz dendi kumaşı teslim edenin. Gerekse ithal de edebilirsin bu kumaşı. İthalatta da katma değer vergisi ödemeden almak istiyorum. Bu taahhüttür ve şartları da taşıdığı için dairede işleme izin belgesini alıyor. Bu taahhüde giriyor. Bunun bir süresi vardır. Şimdi 6 ay, biz 1 yıllıklar da var. 1 yıl içerisinde bu 100 bin tanenin imalatını ve ihracatını gerçekleştirdiğini belgelemesi halinde o ham maddeyi temin ettiği firmalar tecil terkin işlemi yapmıştı ya, onların tecil terkinleri de yerine getirilecek. Şimdi bu da bunun taahhüdü. Aynı 11.1C'de olduğu gibi kumaşı teslim eden kime teslim ediyor? İmalatçı, ihracatçıya. Teslim ederken katma değer vergisi hesaplıyor faturasından. Çünkü yurt içi teslim. Ve faturanın üzerine şu tarih, şu sayılı dairede işleme izin belgesi kapsamında teslim edildiğinden katma değer vergisi tahsil edilmemiştir şeklinde yazıyor ve malı teslim ediyor. Bu ihracat biliyorsunuz 11.1C'de 3 ay içerisinde gerçekleşmek zorunda. Geçici 17'ye göre ise belge süresi, belgenin geçerlilik süresi içerisinde ihracatın gerçekleşmesi lazım. Bu 6 ay da olabilir, 1 sene de olabilir. İhracat gerçekleşecek, bu ihracatın gerçekleştiği belgelenecek ve ihracatı gerçekleştiren ihracatçı firma yeminli mali müşavire bu ihracatla ilgili bir dairede işleme izin belgesi raporu ibraz edecek. Kime? Kumaşı aldığı, KDV ödemeden kumaş aldığı firmaya. Biz yeminli müşavir olarak ne yapıyoruz? Kumaşın faturalarını döküyoruz. İhracatı döküyoruz. Randıman hesaplarını yapıyoruz. Diyoruz ki işte 40 bin lira KDV taşıyan faturalar şu ihracatın bünyesine girmiştir. Dolayısıyla 40 bin liralık KDV'nin tecil terkin işlemi yerine getirilmesi uygun. Raporda bu. İhracatçı, ihracatı gerçekleştirenler bu malı aldığından itibaren ihracatı gerçekleştiği değil, tarihten itibaren 3 ay içerisinde bu yeminli mali müşavir raporunu imalatçı firmaya vermek zorunda. Düzenleme bu. Peki verginin sorumlusu kim? 11.1C'de teslimi yapan imalatçıydı. Ne demiştik? Gidecek, teslimi yaptığı dönemde düzeltmesini yapacak. O dönemden bugüne kadar aylık %1.40'tan gecikme zammını ödeyecek. Bu. Geçici 17'ye göre dip kapsamında teslimlerde ise verginin yani ihracatın gerçekleşmemesi halinde ziya uğratılan vergi alıcıdan aranır. Yani teslimi yapandan aranmaz. Dolayısıyla teslimi yapanın sorumluluğu eğer evraklarını tam yazdıysa faturayı, dairede işleme izin belgesi, tabii dairede işleme izin belgesinin noterden onaylı sureti veya yeminli müşavir onaylı suretini alacak, teslim yaptığı mal teslim ettiği faturaları o belgeye listeleyecek, yazacak, miktar, tarih, tutar vesaire diye. Bunları alacak, dosyasına koyacak. Dolayısıyla ziya uğratılan, ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle ziya uğratılan vergi varsa bu alıcıdan yani ihracatçıdan aranmış şeklinde düzenleme. Şimdi burada tartışılan konu şudur. İhraç kayıtlı teslimlerde tecil terkin uygulaması, sürelerin hepsini söyledik. Şimdi dip kapsamında teslimde bulunan evet diyor ki kumaşı kumaşçıdan aldı imalatçı. 100 bin liralık kumaş aldı. Buna 8 bin lira KDV ödedi.
pardon, 8.000 lira KDV hesaplandı ama ödemedi. Kendiler elbiseleri üretti. 200.000 liralık elbiseyi, çünkü üzerine imalat giderleri vesaireler vesaire var. Elbiseyi ihraç kaydıyla ihracatçı firmaya teslim etti. Kumaşı ihraç kaydıyla aldım. İhraç kaydıyla da ihracatçı firmaya teslim etti. Kumaşa KDV ödemedi. Dolayısıyla ihracatçıya teslim ederken KDV hesapladı ama tahsil etmedi. Burada tabii 200 bin liranın KDV'si işte %8'den 16 bin lira. 16 bin liralık bir katma değer vergisi tecil terkine tabi. Yani tahsil etmediğimiz KDV'yi devletin alacağına yazmışız. Dolayısıyla o kadar tutar devreden KDV'miz ne oldu? Azaldı. Değil mi? Yani tahsil etmediğimiz KDV, hasılat KDV yazdık. Ödediklerimizden indirdik. Devreden KDV'miz tahsil etmediğimiz KDV kadar azaldı. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Tecil terkin işlemine tabi tutuyoruz. Diyor ki imalatçı ihracatçıya, sen bu 16 bin lirayı, eğer bunun tamamı ödenecek KDV'de çıkmış olabilir şeyde imalatçıda veya bir kısmı tecil, yani ödenecek KDV, bir kısmı da ihracatın gerçekleştiği dönemde iadesi talep edilecek KDV'de olmuş olabilir. Yani biz 16 bin lira katma değer vergisini tecil terkin işlemine tabi tutuyoruz beyannamede ve ihracatın gerçekleştiği dönemde de iadesini talep ediyoruz. Diyor ki bu düzenlemede siz diyor bu 16 bin liranın 8 bin liralık kısmını bir yerde alamazsınız. Niye? Çünkü bunu kumaşı alırken 100 bin liralık kumaşı, 100 bin liralık kumaş bunun içinde var. Bunu alırken KDV ödemediniz. Dolayısıyla bu hazineye intikal etmedi. Ben bunu sana ödemem. Tebliğdeki, ilgili yerdeki düzenleme budur. Şimdi bu sevgili meslektaşlarım tartışılan bir konudur. Görüşümüze göre katılmadığımız görüştür. Nazım Anıl olarak bu benim görüşüm. Tartışılıyor. Çok çeşitli platformlarda tartışıyoruz. Bu şu demektir. Şimdi 11.1c'yi düzenliyorsunuz. Yıllar önce. Yani ve uyguluyorsunuz. Tecil terkin mekanizması çalışıyor, geliyor. Nedir o? Devreden KDV yoksa ödeme çıkar. Diyelim ki bir anda dibi unutalım. Normal bir ilaç kaydı teslim olsun. 16 bin lirayı tahsil ettim. Pardon, hesaplanan KDV var. O dönemde de 6 bin lirası ödenecek KDV çıktı. Geri kalanında ihracatın nasıl oluyor? Evet, iade talebi çıktı. Şimdi bu hesabı nasıl yaptı mükellef? Yani biz tahsil ettiklerimizle ödediklerimizi karşılaştırdık. Neticede devreden KDV. Devletin cari hesap borcu. Zaten devreden KDV varsa iade alabilirsin. Şimdi sen efendim bunu dip kapsamında aldın. Bunu alırken KDV ödemedin. Dolayısıyla ödemediğin KDV'yi ben sana iade etmem. Mantığıyla yapılan bir düzenlemedir. İyi de o zaman devreden KDV ne oluyor? Sen o zaman mükellefin devreden KDV'sini tanımıyorsun. Yani bu sistem bu şekliyle işlemez. Çok takılmışlardı, çok tartışılıyor idi. Böyle bir çözüm bulmuşlar tebliğde de. Peki nasıl uygulayacaksınız? İşte 107 nolu kapakçık verildi beyannameler değil mi? 107 nolu kapakçıkta o 100 binin KDV'sini 8 bin liraya oraya yazacaksın. 16 bin liralık talebinden 8 bin liralık o kısmı düşeceksin. Sen ancak 8 bin lirasını iade ederim. İyi de ben devredenden çıkarmıştım o 8 bini. Nereye yazacağım? Yani
zorla bu parayı bana bağışlatamazsın ey devlet. Sen babasın. Değil mi? Dolayısıyla onun tekrar indirim konusu yapılması söz konusu olabilir ancak sonraki ayda KDV denkleştirmesi yapıldığında. Peki indirim maddesi de var 29. maddede. 30. madde var indirilemeyecek KDV, 29'da indirilecek KDV. Orada böyle bir düzenleme yok. Dolayısıyla bunlar tartışılmaktadır, netleşecek ama çaresiz tebliğe uymak zorundayız. Tebliğ neyi emrediyorsa yapmak durumundayız. Bu konuda soru alabiliriz eğer iyice izah edemediysem.